Bugün Göceli Mezarlığı'ndaki Çivisiz Camii'yi geziyoruz. Önce çevresini izleyelim. Çarşamba Göceli Şehitliği. Ve şadırvanı. Göceli Camii. Çivisiz inşa edilen cami de deniliyor. Bir rivayete göre Karadeniz'den donanmasıyla gelerek bölgeye yerleşen ve halen ismi bilinemeyen bir İslam hükümdarı bu camiyi yaptırmıştır. Aynı hükümdar tarafından bu camiye benzer 4 cami daha yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Bunlardan birisi aşağı Kavacık mezarlığında, biri Karagöz mevkiinde, diğeri Terme Yavaşköy civarında bulunmaktadır. Caminin üzeri aktarılırken kirişlerinin birisinde Arapça harflerle yazılı 592 tarihine rastlanmıştır. İsmi o zamanlarda mezarlıklara Göç Eli denilmesi sebebiyle verilmiştir. Zamanla bu isim halk arasında Gövceli Camii olarak değiştirilmiştir. Bu cami yapılırken hiç çivi kullanılmamıştır. Ağaçlar balta ile yontularak düzeltilip cami tamamlanmıştır. Bu caminin tarihi ile ilgili Şeyh Habil ve Hacılıçay köylerinden çıkarılan toprak küpler o zamana ait dikkati çeken eserlerdir. Caminin giriş saçağında hilal şeklinde bir görünüm vardır. Yine caminin giriş kapısında üstünde yay şeklinde bir görünüm bulunmaktadır. Caminin kapısından içeriye girince karşımıza birinci direkte yukarıyı gösteren ok işaretine rastlanmaktadır. Bu işaretler yükselmeyi, istikbalin yukarılarda olduğunu göstermektedir. Başınız dik olsun, kimseye eğilmeyin anlamındadır. Caminin içerisine girdiğinizde sağ duvarda 7 ağaç 15 metre boyunda, sol duvarda 7 ağaç 15 metre boyunda 50-60-70 santim genişliğinde 15 santim kalınlığında sağ ve solda ışıklandırma pencereleri ve bir de çıkış kapısında bulunmaktadır. Ancak kıble yönünde mihrabın sağında ve solunda üçer ışık penceresi vardır. Caminin pencerelerinin kıble yönünde olması ayrı bir anlam taşımaktadır. Camiye dıştan ve içten baktığımız zaman seccade şeklinde kıbleye uzanmış secde ediyor gibidir. Mihrabın üzerinde hilal şeklinde, hilalin de üzerinde 11 tane yıldızın ışık saçtığını görmekteyiz. Bu mescit yapılırken takva sahipleri İslamiyet'in buralara kadar yayıldığını anlatmak istemişlerdir. Mihrap, minber, minare ve caminin tavan süslemeleri o zaman yapılmış olup ayrıca süslerin üzerinde 5'e 10 çaplamalar vardır. Örtü tuğlaları onların üzerine durmakta, cami içerisinde 9 dökme direk bulunmaktadır. Şimdi caminin içerisine giriyoruz ve gezmeye devam ediyoruz. Dış sahandıktan hemen önümüzde bir içeriye giriş kapısı karşılamakta.
Şimdi tavan süslemelerini görüyoruz. Tabii restorasyondan sonra yapılan süslemeler caminin dışını da bir gezelim. O tarihlerden kalma mezar taşlarını görüyoruz. Evet, videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.